Konferans Advanced Material Processing and Technologies dediğimiz bir konferans. İngilizce olan bir konferans. Yani konferans ile İngilizce. Bu konferans ileri malzemeler, ileri üretim şekilleri ve ileri uygulama alanları bunların konularını içeren bir konferanstır. Bu konferansta öncelikler özellikle yeni geliştirilmiş, yeni var olan ve uygulanmaya başlayan yapay zekanın malzeme tasarımında ve yüzey şekillendirmelerindeki önemi Robotics'in yine aynı şekilde bu üretim alanındaki kullanımıyla ilgili ve yeni malzemelerle ilgili olmak üzere bayağı Inspiration dediğimiz yani biyolojik malzemelerden istifaden kullanılarak, menzikte kullanılarak daha katmanlı, daha değişik malzemelerin veyahut da işlemlerin yapımında kullanılması tetef alınmıştır. Bu konferansın amacı daha önceden bahsettiğim gibi bir yerde bu son yıllarda yapılan bilimsel faaliyetlerin neticelerinin duyurulması ve ortak bir çalışma gruplarının oluşturulması açısından da önem arz etmektedir. Şunu da belirtmek isterim bu konferansta genel olarak baktığımızda sadece bilimsel buluşlar ya da bilimsel faaliyetlerin neticeleri olduğu kadar bilim insanlarında başarılı olan özellikle malzeme üretim, üretim uygulamaları konularında başarılı olan Akademisyenlerin, bilim insanlarından bir tanesini yine bu Steering Komite dediğimiz komitenin seçimiyle Altın Madalya takdim edilmektedir. Bu Altın Madalya bu yıl bir sanayiciye de verildi. Sanayide başarı göstermiş olan bir kişiye de verildi. Bunun yetkin Karakaş Bey, Almestanın CEO'su ya da Yönetim Kurulu Başkanı aldı onu. Ee, Türk şey olarak da bilim insanı olarak da e, Adnan Memiç Bey daha önce Berkeley'de Berkeley Üniversitesi Berkeley'de çalışmış. Şu anda da Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde profesör olan Bayan e, bayağı inspirat malzemelerle ilgili çalışan bir arkadaşımız arkadaşa verildi. Ve dışında bir de benim yapmış olduğum özellikle bu lazer ve yüzey mühendisliği ile ilgili çalışmaların dolayı bir de bana verilmiş oldu. Üç tane bu yıl altın madene verildi. Benim yapmış olduğum çalışmalar daha çok yüzeylerin hadrofobik özellikler yani suyu tutmama özellikleri. Bunu biz birçok şekilde kullanabiliyoruz. Birincisi yüzeylerin temizlenmesinde çok önemli oluyor. Çünkü tozun tutulmaması da bir başka konu o zaman hidrofobik yüzeyler, yani sudan kaçan ya da suyu sevmeyen yüzeyler aynı zamanda tuzu da tutuyorlar. Bu da kendiliğinden temizleme dediğimiz ya da başka tabirle self-cleaning dediğimiz e, olayın gerçekleşmesine vesile oluyor. Bunun normalde market değeri, yani bütün dünyadaki bu temizlikle ilgili olan, daha doğrusu yüzeylerin temizlenmesiyle ilgili olan bir değerlendirme yapılacak olursa, birkaç milyar dolarlık bir işinden bahsediyoruz hacim olarak bununla bir çözüm getirmek elbette bilim insanlarının görevi olmalı. Benim gibi birçok insan çalışıyor dünyada. Acaba onlar bir kısmıyla irtibatlarımız mevcut. Biz de geliştirmiş olduğumuz teknolojiler var. Ayrıca patentler var bu konuda. Ve bunları da inşallah yakın zamanda değerlendireceğiz. Bundan sonraki konferans 2025 Romanya'da yapılacak. Bukreş'te yapılacak. Ve Bukreş'te yapımı ile ilgili Bukreş'teki üniversitedeki arkadaşlar yani akademisyenler bunlar gönüllü oldular ve her türlü şeyde gerekli olan çalışmayı da yapacaklarını söylediler. Umarım bu kreşteki yine başarılı olur. Ben Avuz'da malzeme teknolojileri çok ileri bir seviyeye geldi. Biz görüyoruz ki kompozitler tuturuz da seramiklere kadar, seramiklerde tuturuz da çelik ve çelik bileşenlerde kadar ve birçok yine adı konulu bir olan özellikle süper Allah kadar yeni malzemeler karşımıza çıkıyor birçok konuda. Bunlar bir kısmı de yoğunluk olarak hafif özellikle ama bu kavmet olarak yüksek kaliteli veya yüksek olan malzemeler uzay teknolojileri için gerekli oluyor. Diğer ise tıbbi açıdan bayağı inspired dediğimiz yani insan vücudu reddeder etmediği hücrelerle beraber uyum içinde çalışabilen ya da beraberce bulunabilen özel üretimi ile ilgili ve onların o her malzeme özelleştikçe onların üretim şekilleri de özelleşmeye başlıyor. Bunları ne şekilde özelleştirebiliriz, ne şekilde üretebiliriz, ne şekilde etkin olur hem cost effective dediğimiz yani üretim olarak ekonomik hem de teknik olarak daha hızlı, daha çabuk ve çevreyi de bozmayacak şekilde. Çünkü bizim için önemli konulardan birisi de çevre. Yani biz her yapmış olduğumuz malzeme ya da her yapmış olduğumuz işlem, o malzemenin işlenmesiyle ilgili yapmış olduğumuz işlemlerin mutlaka çevreye dostu olması gerekiyor. Yani bizim atık olarak an az, atık üretmiş, an, üretiyor olmalıyız. Onunla beraber enerji olarak da en az enerjiyi kullanarak bunu yapmak istiyoruz. Bu nedenle yapay zeka ve robotik teknolojilerde çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz malzeme üretiminde. Siz de biliyorsunuz daha önceki yıllarda var olan malzemelerin geliştirilmesi de söz konusu. Bu geliştirilmeler ya mukametlerin artırılması ya yoğunlukların düşürülmesi ya da sıcaklık dağınıklılığı iyileştirilmesi yani özelliklerinin istenilen ortama uygun bir şekilde ile ilgili bilimsel faaliyetleri de var. Bu konferansta onlara da yer verildi. Onlar da anlatılmaya çalışıldı ve anlatıldı. Proses teknolojilerde yani işlem teknolojilerde biz robotik kullanımını ve robotik kullandığımız çevreye olan etkilerine de baktık. İnsan faktörü olan etkilerine baktık. Fiyatlara olan yani daha doğrusu malzemenin, daha üretilen malzemenin ve yapılan işlemin yani end product dediğimiz son yapılan mamülün ekonomik değerlerine de bakmıştık olduk. Burada o açıdan da bir spektrum oluşturuldu. Recirculation dediğimiz yani bir yerde circular economy, e dairesel ekonomi ve aynı zamanda bununla beraber e recycling yani tekrar edilebilme ya da upcycling konuları da önemli bir şekilde ele alındı ve bunların çevreye olan etkileri de incelenmiş ve belirtilmiş oldu. Artık dünyamız bir tek dünya. Hepimiz üzerinde yaşıyoruz. Bunu bilmeliyiz ki bu dünyayı kirletmemeliyiz. Kaynaklarımızı bir alca bitirmemeliyiz. Daha ekonomik, daha düzgün bir şekilde kullanmalıyız. İşte konferansın bir başka sosyal boyutu da ya da e, sosyal alandaki boyutu da bu. Bir iki tane makalede bu doğrultuda verildi ya da sunuldu. Bu so, ve bunları biz inanıyoruz ki hem bilim hayatına hem de e, üretim hayatına mutlaka yani hem endüstri, hem teknoloji, hem de bilim hayatına bir katkı sağlayacağı konusunda bir endişemiz yok. Bilimsel e, gelişmelerde malzeme önemli bir rol oynamaktadır. E, üretilen sistemlerin performansının e, ilerlemesi veya geliştirilmesi hususunda malzeme en önemli bir sınır teşkil etmektedir. Özellikle mesela e, motorların performansının artırılması yönünde e, malzemelerin sıcaklığa dayanıklılığı veya e, diğer özellikleri e, büyük bir sınır teşkil etmektedir. Bu ee, özelliklerin daha da artırılması ve yeni malzemeler üretilmesi hususunda bu tip konferansların büyük önemi, önemi arz etmektedir. Ee, dolayısıyla e, uluslararası alanda e, önemli çalışmalar yapan bilim insanlarını e, bir araya toplayıp e, bunların yaptığı son e, araştırmaların özetlerini birbirleriyle paylaşmaları hususunda bir platform oluşturulmuş olmaktadır.